radyo tiyatrosu. Yapım Ankara Radyosu. Adı Kiraz olsun. Yazan Beril Aybakan, dramaturg Bilge Bölükbaşı. Yöneten Ejder Akışık, yapımcı Ersan Edinç, efektör Hamit Çelik. Oynayan sanatçılar: Kiraz Ekin Öner, yaşlı adam Alpay İzbrak, anne Ümit Sergen, baba Cem Emüler, Hüseyin Cahit Çağran, doktor Bülent Türkmen, hemşire Neriman Aslan. Biraz daha sabret. Ha? Neredeyse gelirler. Sabret hadi. Oh, ne olurdu sanki. Neden dikkat etmezsin ki? Hı? Göz göre göre. Oh. Dinlesen olmazdı değil mi? Al işte. Gördün mü yaptığını? Neyse neyse. Neyse hadi. Yine de şansım varmış. Gerçi... Yine de tam atlatmış sayılmaz mısın ama... Ya şu hale bak, her tarafında kablolar, serumlar. Bak sen hele bir kurtul buradan, ben sana sorarım bunun hesabını. Üf, üf be, nerede kaldı bu doktor? Yahu bari bir hemşire orada... Doktor bey! Biraz acele edin ne olur, kızcağız iyice kötüleşti. Tamam tamam, sakin olun. Bir bakalım. Hemşire hanım, siz de serumu değiştirin lütfen. Peki doktor bey. Babası mısınız? Yok yok, hayır. Ben sadece hastaneye ben getirdim. Niye bekliyorsunuz? Gidemedim işte. Merak ederdim. Hemşire hanım, nabız? Çok düşük doktor bey. 25. Yok gibi. Gözleri de. Zamanımız yok. Acele edelim. 10 cc valyum. Siz kenara çekilin. Elektroşok cihazını da hazırlayın. Ne oluyor doktor? Lütfen ne olur söyleyin. Efendim, nabız yok. Hastayı kaybediyoruz. Pes etme kızım. Dayan. Dayan, pes et. Kiraz. Adı Kiraz'dı. Pes etme kızım, dayan. Pes etme. Bırakma kendini. Ne için? Kimin için? Geride bıraktıkların için. Eşin, çocuğun için. İyi de. Ne yüreğimi bıraktım geride. Ya da geride kalanların yüreklerinde bir yerim var. Ya, demek öyle. Peki sordun mu geride kalanları? Nereden biliyorsun? Ben bilmiyorum. Ama birilerine seni seviyorum dediğinde buna önce kendin inanmalısın. Uzun zamandır kendimi inandıramıyorum ki onları sevdiğime.
Yani sevmeden mi evlendin kocanla? Ya çocuğun? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Gelmeyin artık üstüme. Bilmiyorum. Belki de hazır değildim. Daha birkaç saat önce severek evlendiğini, çocuk için nasıl yanıp tutuştuğunu söylemedin mi? Bilmiyorum dedim ya. Lütfen. Ne olur. Peki. Tamam. Bu kızgınlıkla... Saat kaç? 2:05 var. 2. Suçluluk? Ha, vicdan azabı. Ya seninki? Hı? Hepsi. Belki. Hadi şu yokuştan aşağı inelim. Hasan'ın kahvesi açıktır. Hem üstümüz başımız kurur hem de çay içeriz, içimiz ısınır. Senin derdin ne? Sen niye evinden, sevdiklerinden uzaksın? Oldukça kısa bir hikaye. Kısa? Kapının önüne koydular. Büyük bir suç işledin herhalde. İşlediğin suçun bir önemi yok ki. Niyet kapının önüne koymaksa suça gerek yok. Bir bahane mutlaka bulunur. Yani senin hiç kusurun yok öyle mi? Aslında kapının önüne koydukları da yok değil mi? Aslında sen de kaçtın. Kaçtım. Kaçtın ama yine de yakalandın. Kaçtığın ev ya da evdekiler değil ki. Kendinden kaçtın. Evet. Senin gibi. Sen de kaçtın evinden. Sen de terk ettin sevdiklerini. Nerede bu kahve? Artık taşıyamıyorum. Efendim? Git diyorum kendime. Al bir demet gül. Çal kapısını. Çok geç olmadan dön. Dön ve ne olacağını gör. Git o zaman. Peki ya sen? Sen dönmen gerektiğini düşünmüyor musun? Seni seven bir kocan, sana her şeyle ihtiyacı olan bir bebeğin varken... Ya ne işin var gecenin bu saatinde boş sokaklarda? Yağmur... Sokak lambalarının ışıkları... Bir de perdelerin aralarından kaçan soluk bir aydınlık... Sen... Ben... Gördüğün gibi aslında pek de boş değil sokaklar. Torunum şimdi 3 yaşında. Kızım daha 3 aylık. Gece yarısını çoktan geçti. Nasıl da merak etmişlerdir seni. 3 yıl oldu demek kızını, torununu görmeyeli. Kızım da senin yaşında, senin boyunda. Ama senin gözlerin kömür karası, onunki kahve. Dön artık. İşte kahveye geldik. Ama kapalı. Tadilat nedeniyle kapalıyız. Be Hasan, ne tadilatı be? Sırası mı Allah aşkına? Tamir zamanı demek. Hadi, dön evine artık. Tamam. Kaçmak çözüm değil. Ama dönmek de çözüm değil ki. O zaman çöz ve öyle dön evine. Bana akıl verene bak. Peki sen? Ben bakmayı beceremiyorum. O kadar küçük ki. Korkuyorum. Sanki kırılacak. Ben de çok korkardım. Hatta bir keresinde... Ne yani sen şimdi... Hadi canım sen de... caddenin karşısında balıkçıların bir kahvesi vardı. Oraya bakalım. Bazen sabaha kadar açık olur. Denizin kenarında.
Hadi gel önce şu yokuşu inelim. Doğana kadar en çok istediğim şeydi. Kucağıma ilk verdiklerinde ise en korktuğum şey oldu. Gün geçtikçe de... Korkun büyüdü. Hı? Taşıyamaz oldun. Kaçtın. Hayır. Ondan değil. Bence de. Bilemezsin. Korkunu kucağına almanın insana neler yaşattığını. Ya zarar verirsem diye her gün her an korkmanın nasıl bir şey olduğunu anlatamam. Nasıl anlatılır ki? Denedin mi anlatmayı? Eşine ya da ne bileyim bir doktora. Neye yarar? Ne söyleyeceklerini biliyorum nasıl olsa. Onların söyleyeceklerini ben kendime söylemedim mi sanıyorsun? Hem de kaç kez? Yıllardır. Evet. Ama bir yere varamadın yıllardır. Hiçbir yere. Yıllardır. Yıllardır. Neden? Neden? Neden yıllardır baş edemedin? Bu kadar mı imkansız çözmek? Arabaların park ettikleri yer mi balıkçı kahvesi? Dalıp gittin. Ha. Hadi. Topla kendini. Bak, çaylarla aramızda bir tek cadde kaldı. Bir de şu deli gibi geçen arabalar. Mis gibi çaylar. Sıcacık bir soba. Biraz bekle. Kızım bekle, çok hızlı geliyorlar. Aha. Bekle, geçsinler de ondan sonra. Yalnızca 8 yaşındaydım. Efendim? Dur. Ne yapıyorsun? Bekle, geçemezsin. Dur. Bekle dedim, dur. Hayır. Kiraz. Vazgeçmeyecekler şu daracık sokakta hız yapmaktan. Şekeri uzatır mısın canım? Tümsek de koydular ama. Sen geç kalmayacak mısın? Toplantı saat 10'da. Biraz daha vaktim var. Trafik sıkışık olabilir. Hayırdır? Bir an önce gitmemi ister gibisin. Yok canım, hayır. Sadece gecikmeni istemiyorum. Önemli diyordun da onun için. Yetişirim, merak etme. Bizim kuzu mamasını yedi mi? Sen banyodayken doyurdum. Uyuyor şimdi. Hala emzirmemekte kararlı mısın? 6. aya kadar anne sütünün... Çok önemli, biliyorum canım, ama biraz daha zamana ihtiyacım var. Canım, 3 aylık olmasına kaç gün kaldık? Biliyorum. Yağacak galiba. Bakıcı tutsak? Bunu daha önce konuşmuştuk. Hayatım, ne yapalım? Sen söyle o zaman. Bilmiyorum Hüseyin. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Başka bir şey çıkmıyor ki ağzından. Ne zaman bileceksin? Kucağına alıp sarılmıyorsun bile. Annesinin kokusunu hiç tanımayacak mı bu çocuk? Biliyorsun. Hayır! Bilmiyorum efendim. Kiraz, vazgeç artık bu korkularından. O kadar kolay mı? Neden anlamıyorsun beni? Seni anlamıyorum, öyle mi? Bak bir tanem. Seni tanıdığımdan beri bunu konuşuyoruz. Tabii ki seni anlıyorum. Ama sen bu korkuyla yaşanamayacağını görmüyorsun, anlamıyorsun. Nereye kadar gidecek bu? Daha ne kadar sürecek? Çayları tazeleyeyim. Çok uzun sürmeyecek. Efendim canım, bir şey mi dedin? Nihale'yi bulamıyorum hayatım. Buzdolabının üstünde. Tamam, buldum. Bak ne diyeceğim. Kalkmışsın. Canım bir şey istemiyor. Olur mu öyle şey? Kendine iyi bakmalısın. Kaç gündür neredeyse hiçbir şey yemiyorsun. Biliyorum Hüseyin. Gazeteyi sonra okusan diyorum. Yani ben gittikten sonra. Peki canım. Nasıl istersen. Oysa ne kadar da istemiştik. Sen ne kadar sevinmiştin öğrendiğimizde. Ama doğum yaklaştıkça... Pişman değilim.
Yalnızca korkuyorum. Ben çıkıyorum. Hüseyin. Gecikmem herhalde. Alışveriş de yaparım. Senin çıkmana gerek yok. Annen de bir şeyler istemişti. Listeyi aldım mutfaktan. Çayını bitirseydin bari. Yeterince içtim. Hoşça kal canım. Hüseyin. Neden? Neden anlamıyorsun? Uyanmış mıdır acaba? Uyanmamış benim bir tanem. Sen çok güzelsin. Kızım benim. Kızım. Canım. Ama seni sevemiyorum. Okşayamıyorum. Korkuyorum dokunmaya. Doğduğunda bitecek sandım korkularım. Bitmedi. 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 Başka çarem kalmadı kızım. Anne günaydın benim. Çıkmam gerekiyor markete. Bez filan alacağım, hiç kalmamış. Gelebilir misin? Hayır anne, Hüseyin geç gelecekmiş. Listeyi de almamış zaten. Ben gider alırım. Hem başka şeyler de alacağım. Gerek yok beni aramana. Biraz fazla alırım olur. Hayır, hayır arama. Tamam anneciğim. Sağ ol. Gerek yok bunlara. Bir daha dönmeyeceğim. Evin anahtarlarını niye alayım ki yanıma? Bir çanta, bir kaban yeter. Uf, niye arayacak sanki? Neyse. O aramadan çıkayım hemen. Babaannesi tamam. Lütfen kapat artık. Uyandıracaksın. Açacak şimdi yumuk gözlerini. Başlayacak ağlamaya. Ben bakıyorum Hüseyin. Ha, geliyorum geliyorum. Acele etme. Canım ben bakardım. Sen koşturma öyle. Tamam. Efendim. Merhaba, nasılsınız doktor bey? Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Ne zaman? Yarın öğleden sonra 4'te, tamam. Hüseyin de gelsin peki. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Hayatım, biraz daha yavaş hareket etsen, dikkatli olsan. Merak etme. Ben dikkat etmesem bile hemen tekmeleyip uyarıyor. Artık izin alsan diyorum, az kaldı doğuma. Canım kızım, hiç rahatsız etmiyor ki beni. Hem daha erken. 2 ay kaldı, neresi erken? Hem evdeki hazırlıklarını da tamamlarsın. Kızımın her şeyi tamam. Bir eksiği kalmadı ki. Hatta biraz fazla tamam galiba. O kadar çok istiyorum ki onu kucağıma almayı, öpüp koklamayı. Çok özledim onu. Özledin mi? Evet, insan doğmamış çocuğunu özleyemez mi? Hayır, ne bileyim yani, biraz garip bir durum değil mi? Dünyaya gelmemiş birini özlemek. Aman, özlüyorum işte. Sanki... Tamam bir tanem, tamam. Yapma kendine bunu. Haklısın. Birden yine... Tamam dedim. Ne dedi doktor? Olağan kontrol işte. Haber veririm demişti ya. Senin işin var mıydı? Gelebilecek misin? Gelmez olur muyum? Tabii ki geleceğim. Hayatım, anneni çağıralım artık. Yardıma ihtiyacın olacak. Hayır. Hem senin annen burada ya. Ama aynı şey değil ki. Hayır, istemiyorum. Suçlamaktan vazgeçmedin hala. Hüseyin. Artık çözmek zorundasın.
Neden bir kez daha konuşmuyorsun annenle? Neden sormuyorsun ona? Sorsam ne değişecek Hüseyin? Hem konuşmak istemiyorum bunları yeniden, biliyorsun. Hep konuştuk ama bir yararı yok. Elbette biliyorum. Yalnızca konuşarak çözmenin zor olduğunu. İmkansız Hüseyin. İmkansız. Sen çözmek istemezsen... İstemiyorum, öyle mi? Ha? Acı çekmek, suçlu olduğumu düşünmek bana zevk mi veriyor sanıyorsun? Ben de bıktım artık suçlu olduğumu düşünmekten. Böyle hissetmeme neden olduğu için anneme kızmaktan. Bunları çok konuştuk Hüseyin, biliyorsun, lütfen. Konuştuğumuzu biliyorum. Çözemediğimizi de, çözmemiz gerektiğini de. Şimdi mi, hemen mi? Geç bile kaldık. Bak, 2 ay sonra 3 kişi olacağız. Şimdi de 3 kişiyiz. İyi ya, bir an önce çözelim şu konuyu da bitsin artık. Aslında bir sorun da yok ortada ama... Lütfen, kapatalım artık şu konuyu. Kapatalım, tamam. Ama şunu iyi bil ki bu konu yine açılacak, biz istemesek bile. Sen içinde bu suçluluğu taşıdığın sürece... Söyledin ya, aslında çözülecek bir sorun yok ortada. Annem gelecek o zaman. Canım, birilerini çağırmak zorunda mıyız? Hayatım, şimdi sorun yok ama doğum iyice yaklaştığında mutlaka birinin yardımcı olması gerek. Kolay değil ki ev işleri. Hem doğum, doğumdan sonrası. İyi, peki. Anneni çağıralım. Hüseyin. Peki, peki. Annemleri çağırırız. Aslı. Efendim? Artık isim düşünmeye başlayalım mı? Daha önce düşünmüştük ya. Ama daha seçmedik. Seçmedik ama sizinkiler de bizimkiler de bize sormadan karar vermeyin demişlerdi. Öyle de. Biz seçelim, onları nasıl olsa razı ederiz. Yine aceleciliğin tuttu. Daha evlenme teklifimi kabul ettiğin ilk gün başlamıştın. Kız mı olsun, erkek mi diye düşünmeye. İsimlerimizden yeni bir isim çıkartamayınca nasıl da üzülmüştün. Nereden hatırladın şimdi bunları? Allah Allah, kim ki bu saatte? Aa, bu saatte kim olabilir? Kim o? Benim, Hüseyin. Merhaba. İyi akşamlar. Bunlar senin. Teşekkür ederim. Ben elim boş gelmek istemedim. Ne güzel çiçekler. Haber de veremedim. Olsun. Evde kimse yok galiba. Ha, sinemaya gittiler. Final zamanı değil ya. Hangisine gideceklerdi? Bilmiyorum, aşklı meşli bir şeydi. Sen niye gitmedin? Bilmem, canım istemedi. Evde işlerim de vardı. Yarın okula geleceksin değil mi? Evet. İyi. Yarın görüşürüz o zaman. Ben gideyim artık. İyi akşamlar. İyi akşamlar Hüseyin. Gülleri vermek için mi geldi bu çocuk? İyi ama sinemaya Hüseyin'le gidecekti bizim kızlar. Hüseyin. Ay, ben ne yaptım? Hay Allah, ayıp oldu. Hüseyin. Efendim. Kusura bakma. Güller o kadar güzeldi ki. Ben çok şaşırdım. Davet etmedim. İçeri gelsene. Rahatsız etmeyeyim. İşlerin de varmış. Canım, işte değilsem önemli bir şey değil. Her zamanki ev işleri. Eğer rahatsız etmeyeceksen... Hadi gir içeri. Tekrar özür dilerim. Ben dalıp gitmişim. Kapıyı kapatınca fark ettim. Önemli değil. Sen bizimkilerle sinemaya gitmeyecek miydin? Gidecektim ama sonra vazgeçtim. Siz erkekler. Romantik filmler size göre değil tabii. Çiçekler? Evet, çok güzel. Hayır, elinde kaldı da. Kurutacağım. Otursana. Alıştın mı ev arkadaşlarına? Anlaşabiliyor musun? Evet. Biraz gürültücüler ama olur o kadar.
Bir şey içer misin? Çay, kahve ya da başka bir şey. Teşekkür ederim. Gerek yok. Annenler gelecekti. Önümüzdeki aya kaldı. Buraya yerleşmeye kararlılar galiba. Niyetleri o. Bakalım. Ne oldu? Arsayı satabildiler mi? Bir sorun çıkmış galiba. Bugünlerde halledecekler. Satar satmaz da gelecekler. Sen de artık bekar evinden kurtulup annene babana kavuşacaksın. Belki bir süre. Onların niyetleri başka tabii. İki daire alıp bana ayrı bir ev açmayı düşünüyorlar. Altlı üstlü oturacaksınız o zaman. Bilmiyorum. Bizimkilerin düşüncesi o ama bence aynı semtte olması yeterli. O kadar yakın olursa kadıncağız iki evin işiyle birden uğraşmak zorunda kalır. Rahatsız olmasını istemiyorum. Ya da rahatsız olmak istemiyorsun. Rahatsız olmak değil ama... İnsan kısıtlanmış hisseder kendini. Haklısın, hele 4 yıldır da bekar yaşıyorsa. Ama bakalım sizinkiler razı olacak mı? Bakalım. Sizinkiler ne yapıyor? Annen nasıl? İyiydi. İyidir herhalde. Hala aramıyorsun galiba. Bazen ben, nadiren de o arıyor. Bence daha sık aramalısın. Nedenini biliyorsun Hüseyin. Biliyorum ama artık bu soğukluğu bitirmek zorundasın. Hata sende olmasa bile. Çok denedim Hüseyin, anlatmıştım sana. Ama çok azını yaptın. Hep beni suçladı. Suçlamaktan da hiç vazgeçmedi. Ne zaman o günü konuşmaya kalksak olmadı, başaramadık. O acıyı taşıyamıyorum artık. Sadece 8 yaşındaydım Hüseyin. Nasıl bilebilirdim ki? Haklısın. Nasıl da sevinmiştim oysa doğduğunda. Sanki kardeşim değil de benim çocuğumdu. Öyle sevmiştim onu. Annesi olur kucağıma alırdım kızımmış gibi. Peki bunları anlattın mı annene? Kardeşini bu kadar çok sevdiğini. Anlatmaz olur muyum? Anlattım tabii. Ama inandıramadım ki zarar vermeyeceğime, veremeyeceğime. Öyle kızmıştı, öyle acı çekiyordu ki mutlaka birini suçlaması gerekiyordu. O da sen oldun. İşin kötüsü ben de inandım suçlu olduğuma. Benim yüzümden 3 aylıktı. Ama artık inanmıyorsun. Kıskanmışım. Öyle diyordu. O yüzden de. Yapma lütfen. Bir suçun olmadığını biliyorsun. Annen de anlayacaktır bir gün. Üzme kendini artık. Şimdi ne zaman bir bebek görsem canım nasıl yanıyor anlatamam. Hemen kaçıyorum. Nasıl da öpüp koklamak istiyorum oysa. Peki evlendiğinde? En çok istediğim şey bir çocuğumun olması. Belki o zaman annem... Bence bu pek doğru değil. Annene kendini bağışlatmak gibi olacak. Kardeşime de. Belki de kendimi ancak böyle bağışlayabilirim. Kusura bakma Hüseyin, senin de canını sıktım. Böyle söyleme. Arkadaş dediğin zamanı gelir can da sıkar. Boş ver. Bir şey içmeyeceğine emin misin? Evet. O zaman biraz müziğe ne dersin? Gürültücü ev arkadaşlarının dinlediklerinden olmasın ama. Dur bakalım. Evet, bu olabilir ama. Kutunun içinde yok. Buradaymış kaset. Güller hala elinde. Evet. Bütün geceyi elinde güllerle mi geçireceksin? Haklısın. Sehpanın üstüne koyayım. Kızlar gelmeden de ortadan kaldırmalı, yoksa hemen birer ikişer yürütmeye kalkarlar. Benimle evlenir misin Kiraz? Efendim? Ben çok düşündüm. Yani aslında düşündüğüm seninle evlenmek isteyip istemediğim değildi tabii. Tanıştığımızdan beri seninle evlenmeyi istiyordum zaten. Ama nasıl söyleyeceğimi bilemedim bir türlü. Doğru zaman, doğru sözcükler, hayır diyemeyeceğin bir an. Düşündüğüm buydu. Bugüne kadar beklememin nedeni de bu. Sonunda doğru zaman, doğru sözcük diye bir şey yok. Sevdiğini söylemek, yeri, zamanı, şekli ne olursa olsun doğrudur dedim ve... Ve ben senin yüzüne kapıyı kapattım. Evet. Belki kızacaksın ama sana vermek istediğim bir şey var.
eğer kabul edersen. Bana hediye mi aldın? Pek hediye sayılmaz. Hüseyin çok teşekkür ederim ben... Açmayacak mısın? Hüseyin, bu çok güzel. Ben ne diyeceğimi bilemiyorum. Taksana parmağını. Neden sen takmıyorsun? Bu evet mi demek? Evet. Benimle evleneceksin yani. Evet. Ben inanamıyorum. O kadar hayalini kurdum ki şu anın. Elimi bırakmayacak mısın? Affedersin. Ne zaman ha? Finallerden sonra? Biraz acele etmiyor musun Hüseyin? Bence geç bile kaldık. Seni sevdiğimi biliyordun değil mi? Sen de seni sevdiğimi. Evet ama sevdiğinden emin olabilmek için 3 yılımı harcadım. Ben de. O zaman artık daha fazla beklemeyelim. Olur. Bizimkilere haber vermemi ister misin? Nasıl da sevinecekler. Annemlere de haber vermek gerek. Belki de böylece sorunları çözersiniz. Bundan daha iyi bir fırsat olamaz bence. Senin de en çok istediğin şey bu galiba. Çünkü o senin annen. Ama ben de onun kızıyım. İyi ya. Bu sorunların çözümünü daha da kolaylaştırır. Neyse, bunları konuşacak çok zamanımız olacak. Bence de. Demek Hüseyin Bey 3 yıldır bunun planlarını yapıyormuş. Hem de nasıl? Bu kaçıncı gül demeti bir bilsen. Cesaret edemedim işte. Seni sevdiğimi biliyor olmalıydın oysa. Finallerden sonra okul bitiyor. Ardından kısa dönem askerlik. Ve düğün. Sonra da dünyada en çok istediğim şey. Bir bebek. Bak hele. Benden de mi çok? Hüseyin. Hü ile olmaz. S belki. İnden de bir şey çıkmaz. Ne yapıyorsun sen öyle? İsimlerimizden yeni bir isim türetmeye çalışıyorum ama olmuyor. Bebeğimiz için. Şimdi de sen acele ediyorsun. Hı. Bunun için asma suratını. Hem dur bakalım hele. Sizinkiler daha vermediler ki seni bana. Hele bir vermesinler. Kiraz, şu müziği susturur musun artık? Anne, ne zararı var sana? İlle zarar vermesi mi gerekiyor? Sevmiyorum işte. Ay, hala valizini hazırlamadın. Acele etmeme gerek yok. Otobüs gece yarısından sonra kalkıyor. Senin bu ağırlığın... Anne, bunun ağır olmakla ne ilgisi var? Kızım, öğlen oldu. Kahvaltı masası öylece duruyor. Giysilerin de hala dolabında. Ne var sanki bir an önce hazırlasan? Koca bir öğleden sonra ne güne duruyor? Daha ütü de yapacaksın. Bir pantolon, bir gömlek ne kadar sürer ki? Tamam, öf, bildiğin gibi yap. Anne, benden kurtulmak ister gibisin. Neden senden kurtulmak isteyeyim kızım? Ne bileyim ben ama o kadar acele ediyorsun ki. Gittiğin zaman kurtulacak mıyım sanıyorsun? Yani benden hiç kurtulamayacaksın. Ay, onu demek istemedim. Anne, senden ilk defa ayrılıyorum. İlk defa tek başıma senden, buradan, bu evden uzakta yaşayacağım. Bu benim için yeterince zor zaten. Ne olur böyle yapma. Ben ne yapıyorum ki? Farkında değil misin anne? Kızgınlığın hiç geçmedi. Beni suçlamaktan hiç vazgeçmedin. Artık seni suçlamıyorum. Ama hiç de öyle davranmıyorsun. Sanki daha geçen ay, geçen yıl olmuş gibi. Sanki... 8 yaşındaydım anne. Tam 10 yıl geçti. 10 yıl geçti diye unutmalı mıyım yani? O benim kızımdı. Ben neyim anne? Ben kızın değil miyim senin? Daha 3 aylıktı. Benim de kardeşimdi. Ne kadar çok sevdiğimi de biliyorsun. Onun için de kucağından hiç indirmezdi. Nasıl bilebilirdim? Bilmen gerekmiyordu. Dikkat etmen yeterdi. Bana baktığında ne gördüğünü çok merak ediyorum. Kızımı. Hangisini? Ne demek şimdi bu? Suçladığını mı? Kaybettiğini mi? Neyse anne tamam. Tamam boş ver. Amcan da gelseydi seninle keşke. Ne gerek var? Hem yeterince koşturdu, daha ne yapsın? Zaten kızlarla birlikte gidiyoruz. Yazık, daha fazla zahmete girmesin. Buzdolabını ne yapmış? Halletmiş. Öğrenci evi değil de saray yavrusu oldu amcam sayesinde. Bir buzdolabıyla saray mı olurmuş? Öğrenci evi ise evet.
Geçen yıl mı gitseydin acaba? Şimdi ikinci sınıfa başlıyor olurdun. Önemi yok anne. Benim yüzümden. Ben gitmek istemedim. Kiraz ağacı yüzünden. Sanki anlamış gibiydin ne yapacağımı. Sen gittikten sonra kestirecektim ama bekleyemedim daha fazla. Ah, ah, salıncak kurulacak başka ağaç yoktu sanki. O incecik dallar nasıl taşısın ikinizi? Ah, nasıl da kolayca kırılıvermiş. Anne, ağacın ne suçu var? Neden hala vazgeçmiyorsun suçlamaktan beni, kiraz ağacını? Yalnızca bir kazaydı, kabul et artık. Dikkat etseydin. O kadar ağır hareket etmeseydin. Daha çabuk yetiştirseydin yengeni. Yetiştiremezdim anne, yetiştiremezdim. Anne ne olur yeter artık. Yıllardır ben kendimi suçlamıyorum mu sanıyorsun? Demiyor muyum kendime? Ne işim vardı salıncakla, kucağında bir bebekle? Nasıl bileyim anne, nasıl bileyim? 8 yaşındaydım, yalnızca 8. O kadar seviyordum ki kardeşimi, kiraz ağacımı. O da benimle birlikte sallansın istedim. O da sevsin istedim kiraz ağacımı. Annem. Yeter artık, lütfen. Adın kiraz olmasaydı, o kiraz ağacını o kadar sevmezdim belki. O zaman da... Anne. Şimdi de bunu mu buldun? O zaman babamı da suçla, o kiraz ağacını diktiği için. Bu çiftliği de suçla. Burada yaşamıyor olsaydık bir kiraz ağacımız da olmazdı. Bunun sonu nereye varır anne? Hem sen hamileliğinde hep kiraz istemişsin babamdan. O da kiraz olsun demiş. Adı kiraz olsun. Kiraz. Anne. Annem. Ah, yoruldum. Çok yoruldum. Masayı da toplayayım artık. Hem ben hiç de ağır değilim biliyorsun. Biliyorum kızım, biliyorum. Sonra toplarsın. Gel dışarı çıkalım. Biraz dolaşalım, hava alalım. Demek benim kirazım okumaya gidiyor ha? Evinden ayrılıyor. Bu kapı da hep böyleydi. Baban hep ihmal ederdi bunu. Aa, rüzgar ne güzel esiyor. Bak nasıl dalgalanıyor tepedeki buğdaylar. Ama artık kiraz ağacım yok. Acaba kesilirken kökleri zarar görmüş müdür? Kiraz, ne yapacaksın o ipi? Nereden buldun? Babam getirdi dün. Söz vermişti. Salıncak yapacağım. Aa, salıncak mı yapacaksın? Hmm. Baban yapsa daha iyi olur bence. Ne var ki salıncak yapmakta? Ben de yapabilirim. Madem elinden böyle işler geliyor, şu kapının gıcırtısını da kessen. Bütün işleri biz mi yapacağız? Hem o erkek işi. Öyle değil mi baba? Bak hele. Demek işleri ikiye bölüyoruz ha? Gel bakalım kucağıma. Gel, gel, gel. Hop. Teşekkür ederim ipicim babacığım. Salıncak yapmak için seni beklemek zorunda mıyım? Evet, bir tanem beklemek zorundasın. İstiyorsa yapsın. Bakalım becerebilecek mi? Sen hazır mısın? Hı-hı, hazırım. Yapabilirim bence. Şimdi kucağından inebilir miyim babacığım? Seni gidi. Hadi bakalım. Bugün kirazına hiç gitmedin. Şimdi gidiyorum işte. Fazla uzaklaşma. Babanla çıkıyoruz hemen. Kardeşin uyanırsa yengene haber ver, olur mu kızım? Tamam anne. Benim güzel kirazım ne yapıyormuş bir bakalım. Bu söğütler de iyice örttüler onu. Susuz bırakacaklar benim kirazımı. Bizi taşıyacağı için çok mutlu olacak kirazcık. Gidip ipimizi alalım da başlayalım işe. Hem salıncağı başka bir ağaca kurarsam çok gücenir bana. Minik kardeş ne yapıyor acaba? Babam sana da anlatacak mı bakalım doğumunu nasıl beklediğini? Benim doğumumu öyle çok anlattı ki artık ezberledim. İleride nasıl doğduğumu, babamın beni nasıl beklediğini anlatırım ben sana. Çok sabırsızmış, çok. Ha,
şöyle olduğu gibi alalım. Tamam. Hadi bakalım. Dışarı çıkıyoruz. Şunu da üstüne örtelim ki üşümeyesin. Bakalım sevecek misin salıncağı? Eğer seversen seninle her gün sallanırız. Önce seni ağacın dibine yatırayım şöyle. Ay, yaparım dedim ama hiç de kolay olmayacak bu iş. Ama senin için yapmak zorundayım. Aferin sana. Hiç ağlamadan sessizce bekledin. Az kaldı şu düğümü atalım. Tamam. İşte oldu. Önce ben deneyeyim. Bakalım sağlam mı? Sonra birlikte uçarız. Hoppa. Hadi. Şimdi biraz daha hızlanalım. Evet. Yaşasın. Uçar gibi. Şimdi duralım. Tamam. Evet. Sıra ikimizde. Hazır mısın küçük hanım? Gel bakalım kucağıma. Gel bakalım. Hop, hopla. Ay, şöyle sıkıca tutalım sizi. Evet, başlıyoruz. Hop, biraz daha itelim kendimizi. Hop. Hadi sen de. Hop. Hadi bakalım. Biraz daha. Hop. 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 Ağlasana. Ne olur. Ne olur ağla. Hadi ne olur. Ne olur. Ne olur ağla. Anne. Anne. Yenge. Yenge neredesin? Ağlamıyor. Kardeşim ağlamıyor. Ne olur. Ne olur hadi. Sesi çıksın. Ne olur ağla. Yenge. Anne. Bu kadar da uzun mu sürermiş bu? Ayakkabıyı eskittik, tahtaları eskittik, hala bir ses yok. Şu Meret'i de bir an önce bırakmalı. Sigaradan da hayır yok. 2 saati geçti. Ne zor işmiş bu. Benimki de laf. Bana ne oluyorsa, sanki doğuran benim. Yahu. Bari biriniz gelin de haber verin. Burada böyle bekle, bekle. Of. Bari isim düşüneyim. Babamın adını versek ne der acaba? Aman neyse. Hayırlısıyla bir doğum olsun da gerisi önemli değil. Hem Kiraz aramak zorunda da kalmayacağım. Kiraz istemez bizim hanım artık herhalde. Kiraz? Kiraz. Ha? Kız olursa Kiraz. Tabii ya. Adı Kiraz olsun. Sabret kızım. Uyanıyor. Kendine geliyor doktor bey. Evet evet. Siz devam edin hemşire hanım. Hadi. Hadi. Hadi kızım hadi. Kiraz. Adı. Adı Kiraz'dı. Cevap veriyor doktor bey. Evet. Normale dönüyor. Evet, tamam evet. Hemşire hanım. Yeterli. Görevlileri çağırın. Yoğun bakıma götürülmesi gerek. Peki doktor bey. Kontrol periyodu yarım saat. Doktor bey, atlattı mı? Sizin dışarıda olmanız gerekiyordu. Neyse, şimdilik normal görünüyor ama şu anda bir şey söylemek için erken.
Anlayabileceğiniz şekilde söyleyeyim. İşin doğrusu gitti, geldi. Ne zaman belli olur? Ne zaman atlatır? 24 saat. Ama en azından sabaha kadar beklemek gerek. Sonra? Sonrasını sonra göreceğiz ama bir daha böyle bir durumla karşılaşacağımızı sanmıyorum. Bu arada sizin sayenizde erken müdahale edebildik. Hemen haber vermeseydiniz hastayı kaybedebilirdik. Benim sayemde mi? Bekleyebilir miyim? Tabii ama burada değil. Siz ben yakını değilim. Dün akşam tanıdım onu. Kaza olunca da hastaneye getirdim. Nefes alışverişi düzenli. Nabız da normal. Bir yakınına ulaşmak gerek. Çantası bende hala. Açıp baksanıza içine. Belki adresiyle ilgili bir şey bulursunuz. Telefon numarası filan. Geldi aklıma da korktum doktor bey. Açarsam ne bileyim bir şeyler kayıpsa belki. Doğru. Sen aldın diyebilirler. Üstüm başım böyle olunca. O zaman polise verseydiniz. Ya da danışmaya. O telaş içinde akıl edemedim. Artık o sizin de yakınınız sayılır. Açın da bir bakın içine ama burada değil. Hastanın yoğun bakıma götürülmesi gerek. Doktor bey, azıcık izin verseniz. Peki ama kısa olsun. Tamam, tamam doktor bey. Bekleyeceğim güzel kızım. Bir yere gitmiyorum. Hadi bir an önce toparla kendini. Göreceksin, her şey yoluna girecek. Çok merak etmişlerdir seni. Bir de üzme, olur mu? Tamam, bu kadar yeterli. Sağ olun doktor bey. Evet hemşire hanım, hadi bir an önce götürelim hastayı. İşte yine birini daha getiriyorlar. Doktor size her şeyi açıklar. Tehlikeyi tam atlatmış sayılmazmış henüz. Ama sizi yanında görürse daha çabuk iyileşir. Neden böyle bir şey yaptı anlayamıyorum. Onun bir şey yaptığı yok Hüseyin Bey oğlum. Kafası o kadar karışıktı ki. Bazen sanki beni duymuyor, benimle konuşmuyor gibiydi. Herhalde caddeyi, arabaları bile görmedi. Annesi onu o kadar suçlamış ki. Yok. Siz de şimdi annesini suçlamayın. Bazen yaşadığımız acılar bize hiç istemediğimiz şeyleri yaptırır. Yıllarca. Acı yıllarca da sürebilir. Merak etmeyin, hepsi geçer. Yalnız annesinin suçlaması değil onu bu kadar üzen. Asıl önemlisi Kiraz da kendini suçluyor. Biliyorum. Ben onu hemen... Haklısınız. Haklısınız. Bir an önce çıkıp görmek istiyorsunuz. Yoğun bakımdaydı, şimdi uyuyordur. Ama hiç olmazsa doktoruyla konuşursunuz değil mi? Neyse, geçmiş olsun size. Kiraz kızıma selam söyleyin. Çok teşekkür ederim. Hadi, hadi. Oyalanmayın artık. Konuşma artık bir tanem. Yorma kendini. Yaşlı bir amca vardı. Ha, şu kapıda karşılaştığım. Yaşlı başlı, üstü dökülüyordu. Yanındaki gülleri sana o getirdi. İki demet gül almış. Biri sana, biri de kendi kızına. Söz etmiş sana, biliyor musun? Kiraz kızıma söyle dedi. Biliyor musun? Kiraz da gül cinsiymiş. O söyledi. Sonra da en çok gül yakışırmış. Bir de kiraz. Gülleri atma Hüseyin. Tamam anladım. Onları da kurutup saklayacaksın. Dün akşam annen aramıştı. Annem? Yo merak etme, söylemedim. Çiftliğe çağırıyor bizi. Sana göstereceği bir şey varmış. Hani kesmişlerdi ya senin kiraz ağacını. O filiz vermiş. Yeni fark etmiş annen. Epeydir yağmıyormuş. Diyor ki
gelsin de sulasın, yağmurları beklemesin. Adı Kiraz olsun. Beril Aybakan'ın yazdığı oyunumuzu dinlediniz. Bir başka oyunda buluşmak dileğiyle.